Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Kamu kurumlarına ait personel alım duyuruları gelmeye devam ediyor. Biz de günlük olarak sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda Hacettepe Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu alımla ilgili detaylı olarak sizlere bilgi vereceğim. Ve sizlerden ricam çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınızla bu videoları paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlamanızdır. Alım yapılacak ünvanlara baktığımız zaman hemşire alanında 10 alım gerçekleştirilecek. P3 puan türü bizler için belirleyicidir. İlgili bölümlerden mezun olmam benim için yeterli olacaktır. Teknikeri alanında bir adet alım yapılacaktır. Bu alım ön lisans alanında gerçekleştirilecektir. Diyaliz programından mezunsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tıbbi görüntüleme teknikeri, tıbbi laboratuvar teknikeri, ilk ve acil yardım alanlarında ikişer adet atama yapılacak arkadaşlar. Büro personeli alanında 5 alım yapılacaktır. Herhangi bir lisans programından mezunsanız başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Destek personeli alanında 13 alım gerçekleştirilecektir. En az ise mezunuysanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şartlarda ek bir şey istenilmemektedir arkadaşlar. Bu nedenle başvurularınızın olumlu sonuçlanması muhtemel olabilir. Bu nedenle kesinlikle bu ilanı kaçırmayın arkadaşlar. Başvurularınızı gerçekleştirin. Koruma ve güvenlik görevlisi alanında toplamda 10 adet alım gerçekleştirilecektir. Sadece ön lisans alanından mezunsanız başvuru yapabiliyorsunuz ve bu alımda 5 erkek 5 kadın olacak şekilde dağılım yapılmıştır. Bu hususta göz önünde bulunduralım. Şimdi kimler başvuru yapabilir? Başvuruda özel şartlar nelerdir? Bu konular hakkında bilgi verdikten sonra videomuzu sonlandıracağım. Erkek adaylar için askerlikle işinizin bulunmaması gerekiyor. 1986 ve sonrası doğumlu olmanız gerekecektir. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma şartını kabul etmeniz gerekiyor. Bu duruma gece de dahil olmak üzere arkadaşlar. Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır herhangi bir kurumda sözleşmeli personel olarak çalışmamış olması gerekmektedir. Tıbbi laboratuvar teknikeri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görevi unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecek. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmanız gerekecektir. Koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adaylarda 1,70 santimden kısa olmamak ve boy uzunluğunun santim cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15'ten fazla 13'ten az olmaması gerekiyor. Kadın adaylarımız için 1,65 santimden kısa olmamamız gerekecektir. Ve şu hususta atlamayalım arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ya da silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmanız gerekecektir. Bu durum oldukça önemlidir. Başvurularımızı şahsen gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Başvurularımız bugün itibariyle başlamıştır. 15 günlük bir süremiz mevcut arkadaşlar. Sonuçlar son başvuru tarihine takriben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 günde ilan edilecek arkadaşlar. Bu sayfadan duyurumuz yapılacaktır. Ben zaten gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıkladığınız zaman sayfaya ulaşacaksınız. İlana başvuru yapıyorsanız mutlaka takip edin arkadaşlar. Başvuru sırasında istenilecek belgeler var. Başvuru formu, diploma ya da mezuniyet belgemizin onaylı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanınız, KPSS B grubu puanınızı gösterir belgenin fotokopisi. Bunu ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden kontrol P ederek çıkartabilirsiniz. Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler ve bir adet fotoğraf sizlerden isteniliyor. Sizler bu belgeleri temin ettikten sonra 15 gün içerisinde üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen müracaat ederek vermeniz gerekecektir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemektedir arkadaşlar. Lütfen bu hususları atlamayın ve şartlar söylemiş olduğum gibi çok ağır değil. Ek olarak fazla bir belge istenilmemektedir. Çevrenizdeki arkadaşlarınızla bu videoları paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Süreç içerisinde dinamiz, kamu kurumlarından personel alım duyuruları geldiği vakit sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Biz de Telegram grubu oluşturduk. Açıklamalar kısmında link var arkadaşlar. Oralarda da anlık paylaşımlar yaparak sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.